Rıdvan, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? En başta açıkçası ne bileyim böyle bu tarz böyle bir kütüphanede olacağını düşünmüyordum. Ne bileyim böyle özel bir yer olacağını ve böyle kısa bir süre olacağını pek düşünmüyordum. Sonradan hocamız söyledikten sonra anladım. Yazmak senin için ne demek? Yazmak yani ne bileyim bazen zamanımızı geçiriyoruz. Yani yazdıkça kendi yazımızı kendimiz okuyunca yani diğer insanlar gibi yazı yazmak ne bileyim yazı yazmak bir sanat gibi. Yani bu sanatı da ben sanatları severim ondan dolayı. Yazmak atölyeden sonra senin için zorlaştı mı, kolaylaştı mı? Ya şimdi böyle gerçek yüzünü gördükçe karanlık yüzünden aydınlık yüze dönerken hani epey bir zorlayıcı şeyler olacağını düşünüyorum. Anti kahraman gibi şeyler. Ne düşünüyorsun anti kahraman konusunda? Yani anti kahramansız yani hikaye masal roman hiçbir roman. Çünkü mesela bir çizgi filmi düşünelim. Aslında hikayeyle bir farkı yok. Bir hikayede komik biri olmazsa o izlenmez. Atölye hakkında neler söyleyeceksin? Şimdi dersler güzeldi, eğlenceliydi. Alemin hocamıza teşekkür ediyorum. Yani ben pek bir söz yok. Zaten çok iyi bir hoca. Kendisi de yazar. Tabii ki kitabı falan da var. Peki, teşekkürler. Bir şey değil. Didem, atölyeye katılırken ne bekliyordun, ne buldun? Atölye normal sınıf gibi düşünüyordum. Böyle hiç kitap olmayacak diye düşünüyordum. Benim düşündüğümden daha farklı. Yazmak senin için ne demek? Ne anlama geliyor? Hayallerimi bir kağıda dökmek. Yazmak atölyeden sonra senin için zorlaştı mı, kolaylaştı mı? Kolaylaştı. Neden? Çünkü yeni şeyler öğrendim artık. Karakterler yazmayı öğrendik. Hikayeyi daha iyi yazıyorum artık. Atölye hakkında neler demek istersin? Ona çok teşekkür ediyorum çünkü onun sayesinde hikaye yazmayı öğrendim. Atölyeye katılırken ne düşünüyordun Serhat, ne buldun? Atölyeye katılırken aslında pek bir şey beklemiyordum, sıkıcı bir bekliyordum. Ama aslında geçince çok eğlenceli olduğunu fark ettim. Yani normal bir sınıf, yani normal bir ders gibi düşünüyordum ama yani bambaşka buldum. Okuduğunuz kitaplar hakkında ne düşünüyorsun? Atölyede verilen kitapların hepsini okudum. Hepsi çok güzeldi. Yazmak senin için ne demek? Yazmak benim için aslında bir eğlence, hobi. Yani yazmayı seviyorum. Sıkılınca yazıyorum. Yazmak atölyeden sonra senin için zorlaştı mı, kolaylaştı mı? Daha çok kolaylaştı. Neden? Çünkü yazmak önceden pek bir şey bilmiyordum. Ama sonradan bilgiler aldım, daha kolay olduğunu öğrendim. Atölye hakkında ne düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Yani hocam çok iyiydi, çok iyi bir hocaydı. Kültürel şeye de çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar. Tamam, çok teşekkürler. Çağla, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Atölyeye katılmadan önce ben daha böyle sıkıcı ve hani sadece böyle edebiyat hakkında bir bilgi bulacağımı düşünüyordum. Ama aslında öyle olmadığını anladım. Yani daha fazla eğlendim ve kendimi geliştirdim bu konuda. Yazmak senin için ne demek? Yazmak benim için kendi düşüncelerimi başkalarına aktarmanın bir yolu aslında. Ve yine daha da eğlenceli oluyor benim için konuşmaktansa. Yazmak bu atölyeden sonra senin için zorlaştı mı, kolaylaştı mı? Yazmak atölyeden sonra benim için birazcık zorlaştı aslında. Çünkü önceden hiç kurallarını falan bilmediğim için öylesine aklıma geleni yazıyordum. Ama şimdi kurallarını da bilince onlara uyarken falan biraz daha zorlaştı ama artık daha eğlenceli benim için. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hocam çok iyi biri. Ben çok sevdim hocamı. Çok cana yakın ve bize iyi davranıyor. Kültürel şeye de böyle şeyler yapmamıza yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum.
Peki, teşekkürler. Bengisu, atölyeye katılmadan önce ne düşünüyordun? Seni şaşırtan bir şey oldu mu? Atölyeye katılmadan önce buranın daha çok böyle resmi bir yer ve böyle üniversitedeki gibi ciddi şeyler işleyeceğimizi ve sıkılacağımı düşünüyordum ama öyle olmadı. Yani eğlenceli oldu. Bunda Halenur hocamızın da katkısı oldu. Gerçekten çok samimi bir insan. Neler eğlendirdi seni burada? Atölyede Halenur hocamız bizden bir ejderha sınıfımızın kapısını kırıp girse ve içinizden birisi gönüllü olarak onunla gelmeyeceği halinde herkese ateş püskürteceğini söylese ne olurdu diye bir konu vermişti. Ben de oradan çok çeşitli şeyler yazmıştım ve sonunda yani sınıfın kapısını kırarak giren bir ejderhadan kendime bir dost buldum. Gerçekten o satırları, vedalaşma satırlarını yazarken bile ben bile ağlayacaktım. Ama ağlamadım. Zevkli oldu. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Atölye hocamız Halenur hocayı ben çok sevdim. Çok samimi bir insan. Yani manevi anlamda bana çok destek oldu. Ben evde çok da kitap okuyorum ve kitap okumayı seviyorum. Kültür AŞ'nin verdiği kitaplar da buna çok destek oldu. Kitap okumayı daha çok sevdirdi bana ve zevk aldım. Peki, bu atölyeden sonra ne hayal ediyorsun kendin için? Bu atölyeden sonra insanlara yazarak bir şey ulaştırmaya çalıştırdığımda daha akıcı olacağımı düşünüyorum ve daha inandırıcı olacağımı düşünüyorum. Melis, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Daha böyle disiplinli bir yer, böyle daha çok sıkı, daha çok böyle ödev vereceklerini planlıyordum. Ama eğlenceli ödevler verdiler ve öğretmenimiz bize çok destek oldu. Çok güzel yöntemler öğretti yazmak açısından. Yazmak senin için ne demek? Bence kağıt benim bir arkadaşım, onunla dertleşir gibi oluyorum. Böyle tüm her şeyimi biliyor resmen. İşte insanlara kendimi anlatabilmenin bir yolu gibi. Yazmak atölyeden sonra senin için zorlaştı mı, kolaylaştı mı? İlk baştan zor olmuştu. Sonradan kolaylaştı. Çünkü daha böyle yani yazarlık açısından daha çok şey öğrendik. Yani nasıl kendimizi ifade edeceğimizi öğrenmiş olduk. Peki, ileride yazmaya dair nasıl bir hayalin var? Bir meslek yapacağım ama onun yanında yazarlığı da yapmayı planlıyorum. Neler yazmak istiyorsun? Ben daha çok böyle mutlu şeylerden daha çok duygusal bir şeyler yazmayı seviyorum. Böyle daha çok yetişkin kitapları yazacakmışım gibi geliyor bana. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hocamızı öncelikle çok sevdik. Tüm arkadaşlarım olarak hocamız hakkında söyleyecek tek bir sözümüz yok. Çünkü her şeyle bize birçok şey öğretti yani. Kültür AŞ'de böyle bir şey düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Seren, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Atölyeye katılacağımı duyunca çok sevinmemiştim aslında. Çünkü çok sert ve zorlu bir dönem başlayacağımı düşünüyordum. Okula gittim. Bizim müdürümüz söyledi bana, buna katılmanı istiyoruz dedi. Tüm okul olarak, öğretmenlerim olarak. Ben de katıldım. Çok sert bir yer olacağını düşündüm ama hiç sert değildi. Aksine çok mutluydum. Çok iyi bir yerdi. Arkadaşlar edindim. Bir yazarla tanıştım. Yani iyi bir süreçti ama kısa geldi yani. Sadece Halenur hocayı tanımış olmadım ben. Kitapların yazarlarıyla da tanışmış oldum. Kitaplar okudum, yeni kitaplar, yeni kültür edindim. Böyle. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Yazmak benim için terapi gibi. Yani günün sonunda o stresi atmak gibi bir şey. Yazmak atölyeden sonra senin için zorlaştı mı, kolaylaştı mı? Aslında ilk yarışmaya katıldığım zaman kendi dilimi kullanmıştım. Çok sade bir dildi yani. Öylesine geldiği gibi yazdım ama
buraya geldikten sonra biraz daha zor olduğunu düşündüm. Çünkü aklımıza ilk gelen değil, aklımıza gelenden sonra hatta başka başka fikirler bulup onları yazmamız gerekiyordu. Yoksa klişe olurdu. Bunu öğrendim. Yazmaya dair ne hayalin var? Ben bu atölyeye katılmadan önce böyle hep fenle, matematikle ilgili bir meslek yapacağımı düşünüyordum. Ama buraya geldiğimde yazarlıkla, yazmakla, kağıt kalemle bir yeteneğim olduğunu fark ettim ve bu matematik ve fen olarak bir iş yaparsam onun yanında da onlarla alakalı kitaplar yazmayı düşünüyorum. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Atölye hocamız Halinur Hoca çok sevimli, çok tatlı bir hocaydı ve çok sevdim. Arkadaşlarımı çok sevdim. Bir de arkadaşlarımla o 9 hafta içerisinde değil, en sonunda tanıştım. O biraz komik oldu. En sonunda kaynaştık. Hepimiz galiba biraz çekingendik. Bizi buradaki arkadaşlarınızdan biraz bahseder misin? Son hafta kaynaşmamız biraz tuhaf oldu. 8 hafta boyunca hep ders aralarında bir şeyler atıştırıyoruz onu. Orada hiçbir şey yaşamadım. Ben sadece oturup atıştırıyordum, telefonuma bakıyordum. Sonra en son, yani bu hafta acayip kaynaştık ve sanki birbirimizi 9 hafta değil, sanki 1 yıl hatta 2 yıl boyunca tanımış gibi olduk. Birbirimize çok sıcaktık yani. Doğa, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Katılmadan önce, yani katılacağımı öğrendiğimde böyle normal bir sınıf ortamı, sıralar, yan yana sıralar bekliyordum. Ve harıl harıl yazacağımızı düşünüyordum. Ama katıldıktan sonra böyle güzel bir kütüphanede, bir masa çevresinde ve yani o kadar sert bir ortam olmadan oldu. Bence çok güzel bir ortamdı. Ayrıca bir sürü kişiyle tanıştım, bir sürü arkadaşım oldu. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Yazmak benim için duygu ve düşüncelerimi kağıda aktarmak anlamına geliyor. Kağıt yoluyla başkalarına konuşarak anlatamadığım şeyleri anlatıyorum. Hayal gücümü geliştiriyorum. Konuşmak ve yazmak arasındaki fark nedir sence? Bize biraz anlatır mısın? Yani mesela konuşurken utandığım konular oluyor ya da mesela hani başkalarının saçma bulduğu konularla hakkında konuşabiliyorum. Ama yazarken mesela kitapta böyle şeyler saçma olmuyor. Çünkü kitapta hayal gücümüzü genişletiyoruz kitapları yazarken. O yüzden de böyle kimseden utanmış olmuyorum yani. Yazmak atölyeden sonra senin için daha mı zor, daha mı kolay oldu? Hem daha kolay hem de daha zor oldu. Kolay oldu çünkü bazı püf noktalar öğrendim. Zor oldu çünkü artık dikkat etmem gereken daha çok kural olduğunu öğrenmiş oldum. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hocamız çok tatlı bir hocaydı. Bize çok destek oldu. Kültür AŞ'ye de bize bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederim. Atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Ben atölyeye katılırken çok heyecanlandım. Açıkçası nasıl bir sınıfla karşılaşacağımı bilmiyordum. Daha çok böyle sert bir yer olacağını, ya ciddi olacağını düşünüyordum ama çok eğlenceli geçti. Ve yazmamı geliştirmek için neler yapabileceğimi öğrendim. Öyle buraya gelirken de çok keyif aldım. Hatta bazen ilk haftalarda kayboluyorduk ama sonrasında yeri bulduk. Yani çok eğlenceliydi buraya gelmek ve yaptıklarımız. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Yazmak benim için gözlemlerimde kullanarak kendimi ifade etmek, düşüncelerimi anlatmak. Yazmak atölyeden sonra senin için daha mı zor, daha mı kolay oldu? Yazmak atölyeden sonra daha kolay oldu çünkü ne yapabileceğimi öğrendim ama yapmam gereken de çok şey olduğu için birazcık da zorlaştı. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Öğretmenimiz bize çok yardımcı oldu. Kültür AŞ'de bize böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ve bize birçok kitap verdi ve farklı kitaplarla tanıştık. Hep onları da inceledik, çok keyifliydi o da. Mina, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun?
Bu atölyeye katılmadan önce ben yarışmaya girerken böyle yazdım ama yazdığımdan hiç emin değildim. Sonra aradan bir ay falan geçmişti. Annem bana yarışmada ilk ona girdiğini söyledi. Ben o sırada çok mutlu olmuştum. Burada yapabileceklerimi düşünmüştüm. Ve aklıma hiç bu şeylere geleceğimi tahmin etmiyordum. Ama şimdi güzel bir yerlere vardım. Yazmak senin için ne anlama geliyor Mina? Yazmak benim için bir kağıda bir şeyleri yazmak değil de o yazdıklarımın duygularını yaşamak. Yazmak atölyeden sonra senin için daha mı zor daha mı kolay oldu? Yazmak atölyeden sonra daha kolay geldi. Çünkü yazarken yazmam gereken şeyleri nasıl ifade etmem gerektiğini, nelerin nasıl olduğunu filan anlamıştım artık. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hocamız çok iyi biri. Hep bize destek veriyor. Kültür Arşiv'de bize böyle bir imkanı sunduğunu ve bu kadar kitap verdiği için ona teşekkür ederim. Çok mutluyum. Afranur, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Açıkçası katılmadan önce bayağı böyle gidip geliyordum. Katılsam mı, katılmasam mı? Hatta öğretmenlerimle çok konuştum. Dersime etkilen diye. Çünkü 8. sınıf öğrencisiyim. LGS gibi bir gerçek var önümde. Ama öğretmenlerim de bu sana engel olmaz, tam tersine yoldaş olur deyince katılmaya karar verdim ve kesinlikle pişman olmadım. İyi ki katılmışım diyorum. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Eskiden benim için yazmak sadece yarışmaya yaz gönder şeklindeydi. Ama şimdi yazdığım zaman daha farklı gerçekten. Daha farklı yazıyorum, daha uzun sürüyor yazılarım, daha çok zorlanıyorum ama bu iyi bir zorlanma. Çünkü eskiden yazdığımda bakıyordum, bir sürü hata buluyordu öğretmenim. Ben fark etmiyordum belki ama şu an baktığımda az çok kendimde hatalarımı bulabiliyorum öğretmenim sayesinde bir şekilde. Yazmak zorlaştı mı, kolaylaştı mı atölyeden sonra senin için? Zorlaştı şu şekilde artık, çünkü daha dikkatli olmam gerekiyor. Dediğim gibi daha uzun sürüyor. Kolaylaştı, artık hatalarımı buluyorum. O yanlışlara düşmemeye çalışıyorum bu şekilde. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Aslında şöyle, ben gelmeden önce çok stresliydim. Arkadaş bulabilir miyim, öğretmenimle anlaşabilir miyim, yalnız kalırsam orada bir sürü çok fazla stres yapıyordum gereksiz. Ama geldiğimde hepsinin yersiz olduğunu gördüm. Öğretmenime çok kolay ısındım. Arkadaşlarım da keza öyle bir sürü arkadaş edindim. Yani boşa evham yapmışım. Onun dışında çok garip bir şey olmadı. Merve, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? İlk başlarda pek bir etkilemeyeceğini düşünüyordum. Yazılarımın aynı bu şekilde devam edeceğini düşünüyordum. Ama atölyeye katıldıktan sonra fikrim bayağı değişti. Daha zor yazıyorum. Çok zorlaştı. Yaptığım hatalara tekrar düşmemeye çalışıyorum. Ve bayağı fikrim değişti açıkçası. İyi oldu. Benim için gayet iyi oldu. Yazmak senin için ne anlama geliyor? İlk başlarda yazı yazmak için sadece kaleme ve kağıda ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Ama sadece onlara değil, cesarete de ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hepsinden memnun kaldım. Çok iyi bir deneyim oldu. Hayatımda bir değişiklik oldu. Normalde pek bir aktivite yaptığım söylenemez ama bu benim için çok değişiklik oldu açıkçası. Yazmaya dair hayalin ne? Ya ileride aslına bakılırsa birkaç kitabımın çıkması, ünlü bir yazar olmak gerçekten benim de hayalim. Böyle bir şey olmasını ben de isterim. Yarışmamıza nasıl katıldın? Kültür Arşiv'in düzenlemiş olduğu yarışmada katıldığımda kendimden emin konuşuyordum. Dereceye gireceğimi herkese söylüyordum. Ama içten içe ben de yapamazsam diye bir endişem vardı açıkçası. Öğretmenim bana bunu söylediğinde, dereceye girdiğimi söylediğinde ben de şok oldum açıkçası. Sevindim, mutlu oldum. Atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Ben daha önce de ilçe çapında yapılan bir yarışmaya katılmıştım, hikaye yarışmasında. Yine böyle bir atölye vardı onda da. Onda bu atölyeden çok daha farklı, daha çok teknik bilgiler üzerine yazmak, ayrıntılar değil de yazmak üzerine, yazarlıktan çok yazmak üzerine bilgiler vardı. Buranın da öyle olacağını düşünmüştüm ama aksine bana daha fazla şeyler kattı. Yazmak senin için ne demek?
Yazmak önceden sadece düşündüklerimi kağıda dökmek diye ifade ediyordum. Artık bundan çok daha fazlası olmuş oldu. Öğrendiklerimi kattım. Sadece düşündüklerim değil, yani artık öğrendiklerim de var. Yazmaya dair ne hayalin var? Çok fazla kitap çıkartabilmeyi ve ülke çapında tanınacak bir yazar olmayı çok isterim. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? İyi ki bu hikaye yarışması yapılmış Kültür Ayşe için. Hocamız da çok iyiydi, samimiydi anlatırken her şeyden önce. Samimiyet bence anlattıklarından daha fazla önemli ve böylece anlattıklarını daha iyi anlamış oldum. Atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Atölyeye katılırken neler olacağını çok merak ediyordum. Nasıl bir ortam, bize kim ders verecek, nelerden bahsedeceğiz? Bunları hep düşünüyordum, kafam kurcalıyordu. Ama sonra geldiğimde bu soruların yersiz olduğunu fark ettim. Çünkü çok güzel bir ortam vardı ve çok verimli geçti. Yazmak atölyeden sonra senin için zorlaştı mı, kolaylaştı mı? Yazmak benim için zorlaştı. Çünkü çok fazla düşünmeye başladım. Bunu yazsam mı, nasıl yazsam, bunu hangi kelimeleri kullanarak anlatsam diye. Ama bir yandan da kolaylaştı çünkü artık ne yazacağımı az çok kafamda daha çok belirtip ne yazacağımı artık daha fazla taslak haline getirip öyle yazdığım için kolay oluyor. Yazmak benim için hep bir hobi olmuştu ama bunu artık asıl mesleğimin yanında da bir meslek olarak yapabileceğimi düşünüyorum. Atölye hakkında ne demek istersin? Kültür Ayşe'nin yarışmasına katılıp ben bu atölyeye katılma hakkını kazanmıştım. O yüzden Kültür Ayşe'ye teşekkür ederim beni bu ortama getirdiği için. Hocamız Özkan Öze bizim için çok... Özkan Öze bizim için çok iyi bir öğretmendi. Bizim için çok uğraştığını düşünüyorum. Verimli bir hocaydı. Atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Buraya katılmadan önce girilen yarışmada 49 sayfalık bir yazı verdim. Bundan dolayı işte yazarlık yeteneğimden dolayı çağrıldım galiba. Ondan dolayı buraya geldim. Yazmak senin için ne demek? Yazmak benim için beynimi boşaltmak demek. Kendimle bir araya olup aslında yalnızlığımı atmak demek. Böyle bir toplum içinde olmaktansa kendi başıma olup yazı yazmayı tercih ederim. Yazmaya dair ne hayalin var? Tabii ki buraya gelen herkesin olduğu gibi benim de hayalim var. Gelecekte güzel, tanınan bir yazar olmak. Tanınan olmasa bile kitaplarımı övgüyle bahsedilen bir yazar olmak isterim. Senin için artık daha kolay mı, zor mu yazmak? Her anlamda var. Daha kolay, daha zor, daha iyi, daha kötü. Daha zor. Çünkü zaten az önce birçok arkadaşım söyledi. Doğru kelimeleri bulmak zorlaşıyor. Az önce bana da olduğu gibi. Doğru kelimeleri bulamayabiliyoruz. Bunu aramak zorlaşıyor. Daha iyi çünkü başkası benim yazımı değerlendirdiğinde daha az eleştiriliyorum. Daha iyi oluyor. Böyle. Feyza, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Atölyeye katılırken yani bunun sadece yazarlığın kurallarıyla alakalı olacağını düşündüm. Ama aksine hani yazarlığın ne kadar içtenlikle dolu olduğunu ve hani yazmanın ne kadar aslında hani duyguyla alakalı bir şey olduğunu bu atölye sayesinde anlamış oldum. Ve hani çok mutlu oldum bu atölyede bunu öğrendiğim için. Yazmak senin için ne demek? Yazmak benim için eskiden sadece bir hobi veya hani vaktimi geçirebilmek için yaptığım bir şeydi. Ama bu atölyeye geldikten sonra hani bunun ilerideki hayatım olmasına karar verdim. İlerideki hayatım olmasını istiyorum. Her zaman içinde bu böyle olsun istiyorum. Senin için artık daha kolay mı, zor mu yazmak? Yazmak hem daha kolay hem daha zor oldu. Zorlaştıran tarafı artık yazamıyorum. Yani yazmak için çok uğraşıyorum. Ve konu bulamıyorum. Konu bulmak için çok uğraşıyorum.
Ama bir taraftan da çok kolaylaştı. Çünkü yazmak için artık yazdıklarımı birine gösterip de hatalarımı düzeltmesini beklemektense kendim en azından bir kısmını düzeltebiliyorum. Bazen paragrafları tamamen silip tamamen geriden yazdığım oluyor. Burada yaşadığın en ilginç şey neydi? Sanırım hem kaybolmamdı hem de buradaki sunumlar, yaptığımız her şey çok eğlenceli geçmişti. Onlar benim çok hoşuma gidiyordu. Yani yazıları değerlendirmek, her şey yani. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Öncelikle teşekkür ediyorum kültürel şeye, hani buraya gelmeme yardım eden herkese. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Hani buraya kadar bizim için geldi, bize derslerini anlattı. Hani bize yazarlığından bir parça verdi. O yüzden ben ona da çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Mustafa, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Her şey gibi bu da benim için sürpriz oldu. Hiç arkadaş falan düşünmedim, böyle garip bir şey. Hala da düşünmüyorum, arkadaşlarım hala yok. Ama Özkan Öze olsun, buradaki kütüphaneci olsun, çok güzel sohbetlerimiz oldu. Hatta kitaplar falan önerdiler, orada konuştuk. Eğlendim, güzeldi. Bize yarışmamıza nasıl katıldığından bahseder misin Mustafa? Afişe gördüm. Arkadaşlarım inat yaptım, gireceğim dedim. Girdim. Hatta biliyordum, birinci olacağımı da biliyordum. Bir baktım birinciyim. Öğretmen gelmiş. Annem de bilmiyor. Annem öğrendi. Baktım sarılıyorlar falan. Güzeldi. Okulca ünlü oldum. Yazmak atölyeden sonra senin için daha mı zor, daha mı kolay oldu? Zorlaştı. Mesela dün yazmaya çalıştım 4-5 saat. Sadece bir cümle ortaya çıktı. O cümleyi hatta sonradan onu da sildim, attım. Zorlaştı yani. Kolaylaşan hiçbir şey olmadı. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Yazmak, ben hobi olarak yapıyorum. Hala da öyle. Yani meslek olarak yapmayı düşünmüyorum. Hayat demek yani. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum böyle bir proje ortak oldukları için. Bizi böyle buraya getirdiler, toplaştırdılar. Yazarla konuştuk. Hatta burayı keşfettim. Normalde böyle yerlere pek gelmem. Kütüphane hakkında ne düşünüyorsun? Kütüphane, tiyatro kütüphanesi. Yani sadece tiyatro kitapları var, diğer kitaplar pek yok. Buraya arada yönetmenler falan geliyormuş. Hafta içi geldim buraya. Onlarla sohbet aldık, sohbet ettik. İzmir'den bana kitap getirecek. Öyle. Çok güzel, süper. Melike, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Aslında biraz tereddütteydim. Yani katılıp katılmamak arasında bayağı gidip geldim. Ama sonra özel olduğumu fark ettim. Yani buraya her çocuk gelemiyor çünkü seçilen çocuklar arasındayım. O yüzden değerlendirmek istedim, bu etkinliğe katılmak istedim. Güzel şeyler yaşadım burada. Burada neler yaşadın? İlginç şeyler yaşamadım ama çok eğlenceli geçti. Özkan Öze'den güzel tavsiyeler öğrendim. Yani yeri geldi şakalaştık, güldük. Yeri geldi bizimle sırlarını paylaştı. Güzel vakit geçirdim burada. Yazarın sizinle yazarlık sırlarını paylaşması çok ilginç değil mi? Bir yazarın bizimle düşüncelerini, sırlarını paylaşması bence çok özel bir şey. Ve biz de buna layığız. Peki yazmaya dair hayalin nedir? Yazmak benim için eskiden çok önemli bir şey değildi. Bir görev gibiydi aslında. Okulda kompozisyon yazmak gibi basitti. Artık hobi olarak yapacağım. Meslek olarak düşünmüyorum ama hobi olarak devam edecek. Atölyenin geneli hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak benim için güzel bir deneyimdi. Güzel şeyler yaşadım burada. Kitaplarla ilgili, yazarlarla ilgili güzel bilgiler aldım. Hoş vakit geçirdim. Ece Nur, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Aslında hayal edecek kadar çok düşünmemiştim nasıl bir yer diye. O yüzden ortam falan pek sürpriz olmadı ama burada geçen her saat benim için çok önemliydi. Tahmin ettiğim gibi. Öyle oldu. Yazmak senin için daha mı zor, daha mı kolay oldu? Benim için yazmak hislerimin oluşturduğu metne dışarıdan bakmam oluyor. Hayalim büyüdüğüm zaman, hatta belki büyüdüğüm zaman da işimiz de olabilirim. Yazar olmak kesinlikle. Genel mesleğim olarak, kendi mesleğim olarak. Atölyenin geneli hakkında ne düşünüyorsun? Kültürel şeye çok teşekkür ederim. Hocamız hakkında düşüncelerim. Yani ben daha soğuk bir hoca bekliyordum ki bu beni gelecekti. Ama Özkan Hoca eğlenceli ve komik bir insan. Yani bizi gelecek bir davranışı olmadı. Öyle soğuk davranmak falan. Böyle
Bizimle bir arkadaş gibi, bir yazar olarak bizimle bir arkadaş gibi dersleri işledik. Suzi Dil, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Atölyeden önce hani dersin nasıl olacağını çok merak ediyordum gerçekten. Dersimize kim girecek, ortam nasıl olacak? Buraya geldiğimde de böyle kütüphane ortamında olması açıkçası çok hoşuma gitti benim. Ve hocamızın da bir yazar olması çok hoşuma gitti. Bana çok şey kattığını düşünüyorum buraya. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Yazmak benim için olaylara farklı bakış açısından bakıp bunları kağıda dökmek demek. Yazmaya dair hayalin ne? Yazmaya dair hayalim aslında hobi olarak yapmayı düşünüyorum. Yani mesleğime, asıl mesleğime geçirmeyi pek istemiyorum. Çünkü farklı meslek hayallerim de var. Daha çekici gelen, daha ilginç gelen. Seni bu atölyede en çok güldüren olay neydi? Beni en çok güldüren aslında değil ama ilginç bir olay oldu. İlk geldiğimizde, ilk hafta hocamız bize hiçbir şey hakkında bir yazı yazmamızı söylemişti. Hani o kadar zorlandığım bir yazı oldu ve ondan sonra da bize yırtmamızı istemişti bundan. Hani ilgincime gitti çünkü o kadar zorlanarak yazdık, sonrasında da yırtmak garibime gitti yani. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ya Kültür AŞ böyle bir şey düzenlediği için ben çok mutlu oldum. Hocamız da çok samimi biri yani. Bize çok şey kattı. Hani eğlenceli vakit geçirdik burada. Selin, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Açıkçası yazarlık atölyelerine yabancı değilim. Daha önce de katıldım ve insan ne kadar verim verdiğini biliyorum. Bu atölyeden de beklentim buydu. Eksiklerimi olabildiğince artılara çevirmesi ve beklediğimden fazlasını da buldum. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Ben insanın sözcükleri kadar var olduğunu düşünenlerdenim ve yazmak benim için ben buradayım demek. Yazma konusunda hayalin ne? Yazma konusunda hayalim bunu hobi olarak sürdürmek. Fakat ben okuduğum yazarlara etkileniyorum ve acaba ben de böyle yazsam nasıl olabilir diyorum. Benim de yazılarımı okuyan benden genç ya da benim yaşıtımda insanlar da ben de böyle yazabilirim demeli bence. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Açıkçası Kültür AŞ'ye çok minnettarım bana böyle bir fırsat sunduğu için. Özkan Özü hocamız bize yazmakta çok farklı bakış açıları kazandırdı. Bu yüzden ona da çok teşekkür ediyorum. Rana, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Yani ben yazıyı son gün yazdım. Ve yarışman olduğundan son gün haberim oldu, son gün yazdım. Hatta böyle saat bayağı biraz geçti. Yani kabul edilmesini bile beklemiyordum. Zaten o gün bir de robotik yarışmamız falan vardı. Değişik oldu. Hani sonuç olarak buradayım. Öyle. Atölyede neler öğrendin? Atölye yazı yazmaktan çok yazıda kendimizi nasıl ifade edebileceğimiz tarzındaydı. Hani kurallardan çok kendi kurallarımızı oluşturmamıza yardım eden bir şeydi. Etkinlikti. Öyle. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Konuşmakla eşdeğer bence. Hani dilsiz olmakla herhangi bir şey yazmak aynı. Peki hayalin ne bu konuda? Herhangi bir hayalim olsaydı da hani onu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Benim hayalim yazmak ve ben çoktan yazmaya başladım bile. İleride ne olacağı önemli değil. Atölye hakkında genel olarak ne düşünüyorsun? Hani atölye bence güzel bir çalışmaydı. Hani gelmeyi beklemiyordum. Son gün katıldığım bir yarışmaydı. Ama faydalı oldu bence. İsra, atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Açıkçası atölyeye katılacağımı bile çok fazla düşünmüyordum. Doğru söylemek gerekirse yazılarıma çok fazla zaman ayırdığım söylenemez. Yazarken aceleci davranıyorum. Daha sonra yanlışlarımı düzenliyorum kağıtta. Ama burada bunun yanlış olduğunu öğrendim. Yazarken daha dikkatli olmam gerektiğini öğrendim. Ben direkt olarak yazıp nasıl olmuş diye anneme ya da öğretmenlerime gösteriyordum. Ama burada bunun yanlış olduğunu öğrendim. Daha fazla zaman ayırmam gerektiğini öğrendim yazılarıma. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Yazmak benim için... Benim
Özgüvenle ilgili ciddi problemlerim var ve konuşmak benim için çok zor bir şey. Benim için konuşmak yazmaktan çok daha kolay bir şey oluyor. Çünkü yazdığınız zaman seçeceğiniz kelimelere dahi dikkat etmeniz gerekiyor. Ama konuşurken insanlar sizin ne kelime kullandığınıza ya da onun cümle içindeki anlamının ne kadar o cümleye uyumlu olduğuna bakmıyorlar. Yazmak gerçekten de zor bir şey ve bunu başarabilen insanlara gerçekten büyük saygı duyuyorum. Yazmaya dair hayalin ne? Benim hayalim ya benim gerçek mesleğimin de yazarlık olması gibi bir hayalim yok. Yan mesleğimin de yazarlık olması gibi bir hayalim yok. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Atölyenin faydalı olduğunu düşünüyorum ve daha geniş kitlelere ulaşırsa daha çok memnuniyet kazanabileceğini düşünüyorum. Rumeysa, atölyeyi nasıl bekliyordun, nasıl buldun? Aslında ben Kültür Erşeği'nin bu düzenlediği yarışmaya girdiğimde başaracağımı biliyordum, dereceye gireceğimi biliyordum, emindim yani. Annemi aradıklarında annem heyecanlı bir şekilde kazanmışsın, dereceye girmişsin dedi ve ben çok heyecanlandım yani. İlk defa böyle bir atölyeye geliyordum. Bana kazandırdığı çok şey oldu. Ve buraya geldiğimde de çok güzel bir ortamla karşılaştım. Çok samimiyetli bir ortamdı ve düşüncelerimi açıkça ortaya koyabiliyordum. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Şimdi mesela ben aileme veya arkadaşlarıma sinirlendiğimde birine bağıramıyorum veya haykıramıyorum. Direkt resim yaparak veya yazarak kendi düşüncelerimi, sinirimi döküyorum yani kağıda. Atölyeden sonra yazmak senin için daha mı zor, daha mı kolay artık? Aslında daha zorlaştı ama kolaylaştı da. Aslında mesela bir yazı yazarken kelimeleri seçmek çok zor benim için. Eskiden mesela kelimeleri seçiyordum, düşünmeden yazıyordum ve gerçekten güzel yazdığımı düşünüyordum. Şimdi ise o yazılarımı artık biliyorum. Çünkü o yazılarımda çok yanlış buluyorum ve direkt yırtıp çöpe atıyorum. Ki eskiden yırtıp çöpe atamazdım. İlk derste zaten hocamız bize hiçbir şeye dair yazı yazmamızı istemişti. Ve gerçekten çok güzel bir şey yazmıştım. Ama sonra bizden yırtmamızı istedi. Ya çok şok oldum yani. Çok zor bir şekilde yırtıp attım. Ama şimdi Kültür Ayşe sayesinde yazılarımı kolayca yırtıp atabiliyorum kötü yazılarımı. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Kültür Ayşe böyle bir projeye bence sürdürsün. Çünkü gerçekten insanlara çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Ve gerçekten çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum hocamıza da. Çünkü düşüncelerimi ve kendimi ifade etmek kapasitemi daha çok arttırdığımı düşünüyorum. Çok güzel bir atölyeydi burası benim için. Çok güzel arkadaşlıklar kurduğumu düşünüyorum. Bu kadar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Atölyeye katılırken ne düşünüyordun, ne buldun? Atölyeye katılmadan önce burasının daha sıkıcı bir yer olduğunu düşünüyordum. Ama katıldığımda böyle daha eğlenceli, daha komik bir şeyler olduğunu gördüm. Yazmak senin için ne anlama geliyor? Yazmak benim için en iyi şekilde içimi dökmek demek. Atölyeden sonra yazmak senin için daha mı zor, daha mı kolay artık? Daha kolay oldu. Bazı bilgileri öğrendik yazmakla, edebiyatla ilgili. Atölye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hocamız iyi biriydi, cana yakındı. Kültür Ayşe'de böyle bir eğitim düzenlediği için teşekkür ediyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum.